Yılmaz. Morgül. Bugünlerde görüyorum bir at arabasına binmişsin. Sokak sokak domates, domates, biber, patlıcan. Ne yapıyorsun? İşte en son klibimi çektim, ikinci klibimi Bahçıvan şarkısına. Şimdi gazino çalışmalarım başladı, Ankara'dayım. Sahne devam edecek. Daha sonra sırada üçüncü klibim şimdi var. Şimdi bu Bahçıvan rahmetli Zeki Müren Beyefendi'ye ait bir şarkı. Birebir mi? Klibinden bahsetmiyor, resimlerden bahsetmiyor. Sözleri birebir aynen mi? Tabii, güftesi ve bestesi aynı şekilde okundu. Yani onu okurken ne hissettin? Her şeyden önce bu şarkıyı okumadan önce çok büyük heyecan duydum. Şimdi ben sana açıkça söyleyeyim. Bazıları diyorlar ki ama ne gerek, niye okudu yani falan. Yani bunu bir açıkla. Ben yani ona saygından mı yoksa onu taklit etmek mi, ona olan sevginden mi? Bence taklidi pek düşünmeyen bir insansın. Hayır ben ama birebir yaptığın için diyorsun. Birebir oluyorsa aynı onun kıyafetini ve tipini, şeklini. Tabii. Düğmesi düştü birebir. Ben şovmen değilim, ben komedyen de değilim, ben oyuncu da değilim. Bunlar taklit yetenekleri olan sanatçımıza kalmış yeteneklerdir. Ben ses sanatçısıyım, sanatkarım. Bu sanatkar klip yapıyorsa bu şarkıyı ve o şarkının da daha önce 34 yıl önce bir filmi yapılmışsa tabii ki o saygı duyduğu büyük sanatçının Bahçıvan filminden esinlenerek 1,5 saatlik filmi 3 dakikalık bir klibe en güzel şekilde sığdırmaya çalıştık biz. Zaten benim amacım Zeki Müren gibi büyük bir değeri öldükten sonra güfteleriyle besteleriyle yaşatmaktır. Ben bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Şimdi Necdet Baba, bir de klibi seyrediyorum. Siz çok daha iyi hatırlarsınız. Tam siyah beyaz, o bölümlere geldiği zaman siyah beyaz rahmetliyi görür gibi oluyorum. Evet. O kadar da benzemiş. Çok. Daha evvelki sanatçılar yani Nurşin Yasin bir okul. Yani bir de %200 aynısını yapmış olsa dahi bir okul yani. Tabii. O bakımdan ben çok takdir ediyorum. Bir de romantizmi vardı o. Yani siyah beyaz evet, geldiği zaman evet. O da bir daha bir anıydı yani.